Demokrat Gündem'den merhabalar. İzmir kabus dolu günleri yaşadı. 249 yangını farklı yerlerde çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çaba ve uğraş içerisinde çalışmalar hala sürüyor. Yangınların büyük bir kısmı söndürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Turay'ın makamındayız. Kendisi yangının çıktığı ilk anlardan itibaren gece gündüz deyim yerindeyse sahadaydı. Hatta şu anda da sahadan geliyorsunuz. Sabah oradaydınız efendim. Son durum nedir? Yamanlar bölgesindeki yangın tamamen durmuş durumda. Menderes'teki yangının biraz alevlenmesi olmuş ama o müdahale edilerek galiba durdurulmuş. Şu anda aktif büyük bir yangınımız yok çok şükür. Çok zor zamanlar yaşadık. Burada çeşitli polemikler de çıktı. Yine hani orman yangını gibi hassas bir konuda bile iktidar cephesinden gelen işte açıklamalar, işte İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığı şeklinde açıklamalar oldu. Fakat bu konuda bir bilgi eksikliği var bildiğimiz kadarıyla. Çünkü orman yangını ya da yangın durumunda kimin nereye müdahale edeceği aslında belli. Planlar da belli değil mi efendim? Şimdi şöyle, tabii bu bir orman yangınıydı ve yaklaşık 4400 hektarlık bir ormanlık alanı etkiledi bu yangın. Komşu yerleşim birimlerinde de maalesef bazı ev ve iş yerlerini etkiledi, onlara zarar verdi. Yani o rüzgar yoğunluğuyla yerleşim yerlerine ani yayılım gösterirken bir mahallede, Bayraklı'nın bir mahallesinde vatandaşların haklı tepkileri, doğrudan hani itfaiye ile ilgili bir hata varmış gibi lanse edilmeye çalışıldı. Bunu biliyorum ama orada inceledik, bizim kesinlikle itfaiyemizin bir kusuru yok. Ancak asıl sorgulanması gerekenler, bu yangın bir gece önce ormanlık alanda uzak bir yerde çıkmışken nasıl oldu da bu kadar hızlı bir şekilde yayıldı ve bu dönemde niye durdurulamadı dediğimizde, orman yangınlarını söndürme sorumluluğu Orman Genel Müdürlüğü'ndedir, onların ilgili ekiplerindedir. Hatta yani çoğu yerde itfaiyenin bazı müdahalelerine izin de vermiyorlar. Böyle bir merkezi yönetim anlayışı da var. Buna rağmen her zaman itfaiyemiz, diğer illerin itfaiyeleri bu yangının söndürülmesinde çok çaba göstermiştir. Toplam 700'ü aşkın personel sahadaydı, 13 farklı evet. Yerden sanırım değil mi? 700'den fazla bizim personelimiz vardı. 130 civarında diğer illerden gelen 10 tane farklı ilden işte 41 araçla 130 civarında personelle destek verdiler İzmir'deki yangının söndürülmesine, yangınların söndürülmesine. Ancak yani şunu söylemek isterim ki hem orman bölgenin yangın söndürme ekipleri, katkı veren diğer tüm kurumlar, diğer illerden bize gelen yardım için itfaiye görevlileri ve kendi itfaiyemizin tüm çalışanları çok cansiperane görev yaptılar. Her birine ayrı ayrı müteşekkiriz. Onlar gerçekten birer kahraman. Hepsini beraber söylüyorum. Problem orada değil, problem havadan söndürme için aslında, yani havadan söndürme dışında bir seçenek olmayan durumlarda havadan söndürmenin yeterli yapılmamış olmasından dolayı orman yangınının durdurulamaması ve sonrasında da ağır sonuçların olması. Aslında siz bunu eleştiriyoruz. Siz bunu 3 gün önce ben dile getirdiniz. Çok dikkat çekici bir açıklamaydı. Hatta bir sabotaj ihtimal üzerinde de duruluyor. Aynı farklı noktalar neden çıktı ve rüzgar var dediler. Farklı yerlerde yangınlar var dediler dediniz ve eğer öğleden sonra yangın yoktu, eğer havadan etkin bir müdahale yapılmış olsa idi, bu noktaya gelinmezdi dediniz. Evet, yani bizim Karşıyaka'nın Cübeyde Hanım Mahallesi'nin sırtlarında, yerleşim birimine yakın bir alanda, hepimizin gözü önünde böyle yavaş yavaş yanan bir yer vardı ve karadan hiçbir şekilde erişilemiyordu oraya. Hatta denedik araçlarımız yaklaşabilir mi diye, mümkün olmadı. Yani bu yangın büyür, akşam saatlerinde rüzgarla beraber yerleşim yerine yayılır. Bir tarafta belediyenin güneş enerjisi santrali var, oraya yayılır falan diye havadan müdahale talep ettik. Ancak orayla hiçbir şey olmadı, ilgili bir söndürme çalışması olmadı ve orası gece hakikaten hızlıca yerleşim yerine doğru yayıldı ve bir binanın çatısının tutuşmasına neden oldu ama Allah'tan ki işte itfaiyemiz oradaydı, bu tür bir durum için hazırlıklıydı ve hızlı bir müdahaleyle yangının büyümesi ve daha fazla alana yayılması önlendi.
Aslında bu yangın gerçekten yerleşim yerlerine çok daha fazla zarar verebilirdi. Bunu itfaiye önledi. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Bu hem İzmir merkezde yananlar için hem Bayındır için. Dün Bayındır'da bir köydeydim. Orada da mesela yani itfaiyemizin çabasıyla köyde hemen hemen hiçbir ev şey yapmadan, zarar görmeden atlatılmış büyük bir yangın var aynı zamanda. Tire de öyle. Yani yerleşim yerlerini korumada şey başarılı, itfaiyemiz çok başarılı. Sadece orman yangınlarında biz yetkili ve şey değiliz, sorumlu değiliz. Zaman zaman da durduruyor arkadaşlarımız bir şekilde bazı noktalarda. Yani bu teknik bir konu deniyor falan bu açıdan. Yani sistemde bir sorun var bence. Bu kadar yangın söndürme işi bu kadar merkezileşmemeli. Merkezi yani Ankara'dan idare edilmemeli bu iş. Yani işbirliği koordinasyon çok önemli burada ama bir ciddi bir eksiklik söz konusu ve sonra bu karşılıklı suçlamaya neden oluyor ama burada olan doğaya, ekolojiden değil vatandaşa oluyor. Suçlama değil, şöyle söyleyelim. Belediye bir devlet kurumu. Orman Bakanlığı da bir devlet kurumu. Orman Genel Müdürlüğü de bir devlet kurumu. Şöyle bakalım, bu hepimiz için kendi adımıza yaptığımız bir öz eleştiri olsun. Yani bunu bir sataşma, bir karalama çabası falan görmesine. Yani şu bir gerçek, 4400 hektarlık alan yandı mı? Yandı. Bunların hepsi orman alanı mı? Evet, orman alanı. Çok az yerleşim birliği etkilendi ama neticede yanan orman da bizim ormanımız, bizim akciğerimiz. Ve bu durum kabul edilemez. Yani şunu sormamız lazım. Bu yangını bu kadar büyüten şey neydi acaba? Yani ya da daha erken bir müdahaleyle durdurulamaz mıydı gerçekten? Ben o noktada havadan müdahalenin yetersiz olduğunu bizzat kendim yaşayarak gördüm. Bunu öz eleştiri olarak alalım. Yani hepimizin yapılan bir eleştiri olarak alalım ve bu yöndeki eksiğimizi giderelim ki yeni yangınlarda durumlarda böyle felaketler yaşamayalım. Şimdi İzmir depremi de yaşadı. Afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyordu. Çok talep olmasına rağmen, eleştiriler yapılmasına rağmen bu olmadı. Aynı durum 4000 hektarı aşkın bir alan zarar görmüş durumda. Vatandaşlar, insanlar zarar görmüş durumda. Afet bölgesi ilan edilmeli mi? Kesinlikle edilmeli. Yani bugün sabah gezerken yani doğal ekosistemin bozulmasından dolayı mesela Doğançay'da 2500 civarında kovana olan arıcıların neredeyse hiçbir şey yapamaz hale geldiğini, bütün arıcılık faaliyetinin bittiğini gördüm. Sancaklı, Sancaklı'nın zeytinlikleri, o tarım alanları. Küçükbaş yani hayvanlar. Yani telef olan ya da meraları yok olan küçükbaş hayvanlar var. Yani işte dün yem yardımı yapmak zorunda kaldık çünkü hayvanları otlatacak şey kalmadı, mera kalmadı. Yani bütün alan yandığı için. Yani bunlar aslında çok büyük boyutlu felaket. Yani diğer yangınları da katarsak hepsini bir arada düşünürsek İzmir'in bence bu anlamda bir afet bölgesi ilan edilmesine ve buradan doğan desteklere ihtiyacı var. Sayın Özgür Özel o akşam açıklamada bulunmuştu. İşte Sayın Cemil Tugay, işte İbrahim Yırmaklı'ya ulaşamıyor diye. Aradınız ve ulaşamadınız mı? Sonrasında bu haberlerin hemen akabinde o paralel süreçte gelip bölgeye açıklamalarda son durum raporları vermeye başladı Sayın Bakan. Siz ulaşabildiniz mi? Şimdi şöyle, ben genel başkanımız aradı ve yangınla ilgili bilgi aldı benden. O esnada ben havadan müdahalenin yetersiz olduğunu ona da söyledim. Onun üzerine Orman Bakanlığı aramamı söyledi. Ben normalde Orman Bakanlığı aramayı düşünmemiştim. Çünkü bizim burada valilik, orman, AFAD, bölge müdürlüğü, AFAD filan gibi kurumlar yani hiyerarşik olarak muhatap olduğumuz ve onlarla konuşmamız gereken bir durumdu. Onlarla biz bu iletişimi sürdürüyorduk. Ancak genel başkanımız Orman Bakanlığı arayıp bizzat onunla konuşmamı isteyince aradım. Ama aradığım zaman telefonu ulaşılamıyor durumdaydı. Bir yarım saat kadar sonra genel başkanımız tekrar beni aradığında ulaştım mı ne oldu dediğinde ulaşamadığımı söyledim. Yani ama bunun şeyden kaynaklanıyor olabileceğini söyledim. Yani bir uçakta falan olması nedeniyle olabileceğini de söyledim. O da zaten ulaşamıyor değil mi dedi. Ulaşmaya çalışıyor şeklinde bir bilgilendirme yaptı sadece. Sonrasında temasa sonra gece yarısında bir kez daha aradığımda birisi açtı telefonu. Yardımcısı olduğunu söyledi.
uygun olduğu zaman görüşebilir miyim dedim ve kısa bir süre sonra döndü bakan bey ve konuştuk. O da biraz sitem etti açıkçası. Yani ben ulaşılamıyor değilim filan dedi. Ben de aradığımı ama gerçekten ulaşamadığımı söyledim. Neyse sonuçta görüştük ve ben ona şeyimi anlattım. Yani neden rahatsız oldum, daha doğrusu niçin aradığımı anlattım. O da işte bunlar teknik çalışmalar, biz bunları yapıyoruz filan gibi cevap verdi. Afet bölgesi talebini kendisine bildirdiniz mi ya da bildirecek yani bildiğim misiniz? Kadarıyla o Orman Bakanlığı'nın yetkisinde değil. Ancak biz o konuşmayı yaptığımız zamanlarda şeydi biliyorsunuz. Daha yangının çok aktif olduğu ve henüz durmadığı zamanlardı. O konuda bir şeyimiz olmadı onunla. Konuşmamız Peki. olmadı. Türkiye Afet Müdahale Planı biliyorsunuz hem için ayrı ayrı aslında belirleniyor. Bir de olmadan önce eylem planı yani İRAP var. İlin afet risklerini azaltma planı diye. Bu 2021 yılında Sayın dönemin valisi başkanlığında toplanıyor ve herkesin ne yapacağı yani belediye ne yapacak, AFAD ne yapacak, bölge müdürü ne yapacak, büyükşehir belediyesi ne yapacak, ilçe belediyeleri ne yapacak. Bunlar aslında 8 madde, 8 afet durumu belirlenmiş durumda aslında. Kimin ne yapacağı belli ama benim aldığım bilgiler işte sivil toplum kuruluşlarından derneklerin temsilcileriyle yaptığım görüşmede bu planın aslında çok iyi olduğunu, her duruma karşı kimin ne yapacağının belli olduğunu ama kağıt üzerinde kaldığını, hiçbir şey yapılmadığını belirtiyorlar. Sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir efendim? Şimdi İRAP'tan haberdarım ve belediye de kurumsal olarak İRAP konusunda bilgili şekilde. 3 yılda ne yapıldı? Dediğiniz gibi hani bununla ilgili hani kağıt üzerinde olan o eylem planının uygulamaya hak ettiği şekilde geçtiğini düşünmüyorum. Yani bunu da konuşmamız lazım. Eğer burada bizim belediye olarak bir eksiğimiz varsa bunu gidermeye de hazırız. Ama tabi bu planı yapan ve uygulamaya sokması gereken kurum biz değiliz biliyorsunuz. Hatta riskleri önleme konusundaki ayrıntılar bile belirlenmiş. Aslında bu raporun çok öncelikli, yani bu planın çok öncelikli biçimde kurumların bir yere gelip konuşması gerekiyor. Çünkü hem önceden önlenme durumu söz konusu olabilir hem de bu durumda kimin ne yapacağı belli. O zaman bu koordinasyonsuzluk ya da ulaşıp ulaşamama sorunu ortaya çıkmayacak değil mi efendim? Valla genel olarak merkezi yönetim anlayışının bir sürü şeyi Türkiye'de bozduğunu düşünüyorum. Bu da bunlardan birisi yani açıkçası. Yani hep herkes yukarıdan birilerinin karar vermesini bekliyor. Bir konuda eyleme geçmek için. Fakat yukarıdaki kişiler burayı görene kadar, sorunu anlayana kadar olan oluyor. Yani özeti bu işin. O yüzden bir an önce yerel idarenin daha fazla güç ve etki sahibi olması için mevzuat değişikliği yapılması lazım. Ben belediyemiz adına ya da belediye başkanı olarak yerel yönetimlere yangınlarda da daha fazla yetki ve bu yetkinin doğru kullanılabilmesi için de daha fazla kaynak sağlanmasını talep ediyorum. Böyle düşünüyorum. Peki başkanım, son olarak şunu sormak istiyorum. Eğer afet bölgesi ilan edilmezse muhtemeldir ki iktidar tarafından da herhalde zarar gören vatandaşlara yönelik bir şey yapılacaktır ya da ağaçlandırma çalışmaları biliyorsunuz söz konusu olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hani olmama ihtimaline karşı da olsa da olmasa da yapacağı, ayıracağı, hani dediniz ya vatandaşın yanında olacağız, yer alıp birlikte saracağız, ayıracağı bütçe ya da ortaya çıkan zarar bilançosu nedir? Ne kadarını büyükşehir üstlenecek, üstlenebilir? Yani böyle bir evinize şu an hani çok belli değil belki ama aşağı yukarı. Bu yangından zarar gören tüm yurttaşlarımız, İzmir'in yaşayanları, İzmirli vatandaşlarımız. Dolayısıyla hepsine yardımcı olmak bizim boynumuzun borcu. Bugün akşama kadar sahadaki tespitleri sonlandıracak arkadaşlar. Dün bir acil toplantı yaptık. Yangının kontrol altına alındığına emin olduktan sonra ilgili tüm birimleri, bürokrat arkadaşlarımızı, meclis üyelerini, afet komisyonu üyelerini toplantıya çağırdım ve kararlar aldık. Bu kararların bir kısmı hemen acil nakdi yardımlar yapılması şeklinde. Bugün içerisinde yapılacak hatta şeylere, tespit edilenlere. Ne kadar yapılacak efendim? Yani öngördüğümüz rakam 50 bin lira. Evet. Böyle bir rakam yardımı hemen yapacağız. Onun dışında evleri yanan yurttaşlarımızın evlerinin tamiri, mobilya ihtiyacı olanların mobilyaların
temini. İş yerlerine yine şey için, onarımlar için destek olmak. Tarlaları, bahçeleri ve hayvanları telef olan yananlara onları şey yapacak şekilde destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Ama bir taraftan şunu da hatırlatmak lazım. Yangın olurken biz zaten başladık bunları yapmaya. Yani evlerinden çıkanları barındırdık. Pek çok yerde yemek dağıttık, yemek ihtiyaçlarını karşıladık, halen karşılıyoruz. Onun dışında işte dün köyde yem ihtiyacı vardı, yem gönderdik. Yani şeylerin, yangından zarar gören o altyapının onarımı ile ilgili çok seri davrandık. Yani bunlar hiç lafını bile etmeden yaptığımız şeyler oldu. Ama daha köklü ve zararın tamamen telafi edileceği şekilde çalışmaları biz yapacağız. Bu arada diliyorum diğer kurumlar da, bakanlıklar da şey yapsın bu konuda, valilik falan çaba göstersin. Yani herkesin bir şey yapması lazım. Tabii çünkü gerçekten çok ağır sonuçları yaşayan insanlar var. Onların suçu değil. Bu yangını nereden kim çıkardıysa tabii ki en çok suçlu odur. Ancak daha sonra bu yangının bu kadar büyümesini durduramayan kurumlar da sorumluluk sahibidir. O yüzden bununla ilgili herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu yangının zararlarının telafisiyle ilgili bütün kurumların çaba içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Ağaçlandırma faaliyetleri için de bir talimat vermişsiniz. Ağaçlandırma için bir çalışma yapacağız ama 3 bölge varmış galiba. Orada da şöyle belediyelerin, yani hem İzmir Büyükşehir'in hem ilçe belediyelerinin yetkisinde olan ağaçlandırma alanlarına hızlıca bir ağaç bakım ve toprak iyileştirme çalışması yapacağız. Oradaki ağaçların canlı kalabilecek alanlarını korumak adına, onların canlı kalmasını sağlamak adına muhtemelen sonbahar, kış aylarında ilave ağaçlandırma çalışmaları yapılacak. Bakanlıkla, Orman Bakanlığı'yla orman alanlarında da ağaçlandırma yapılması için işbirliği yapmaya çalışacağız. Ama şunu söylemek isterim, yani bunu hiç kimse unutmamalı. Gidip bir dağ başına bir çukur açıp fidan içine koyup üzerine biraz su döküp gitmekle ağaçlandırma olmuyor. Yani böyle bir şey olmuyor. O fidan, küçücük fidan orada yaşayabilmesi için bakım olması gerekiyor. Yani dolayısıyla öyle bittik gidiyoruz da ağaçlandırma çalışması olmadığını ve konunun sadece fidan almak olmadığını, çok iyi bir planlama yapılması gerektiğini, doğru yere doğru ağaçların dikilmesi gerektiğini, bazı yerlerde ağaç dikmekten önce mevcut ekosistemi korumak için bir çaba içerisinde, bilinçli bir çaba içerisinde olmamız gerektiğini kimse unutmasın. O yüzden hadi ağaçlandırma kampanyası yapalım, ne yapalım işte herkes 100 lira, 200 lira versin bir fidan alsın da çözülmüyor bu iş. Bunu halkımızın da bilinçli bir şekilde bilmesi ve bu şekilde yaklaşması gerekiyor bu duruma. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işte personel sayısını ve diğer şeyleri aktaracağınızla ilgili açıklamalarda bulmuşuz. Belki hani eklemek istersiniz. İtfaiyenin araç gereçlerini hem çoğaltmak hem de yeni daha çağdaş teknolojili araçları eklemek gerektiğini düşünüyoruz. Bugün İtfaiye Daire Başkanlığımızla bu anlamda bir toplantımız var. Personel açısından da daha fazla personelin olmasını istiyoruz. Ne kadar ihtiyaç var? Mesela Sayın Ekrem İmamoğlu 2340 tane personel ihtiyacımız var. Şu zamandan beri söylüyoruz. Hala izin verilmedi demişti. İzmir'de böyle bir durum söz konusu mu? Tabii. Personel yani, eksikliğiyle ilgili. Personel ihtiyaç rakamıyla ilgili şu anda net bir tespit söylemeyeceğim ama geçmişte mesela 150 kişi almak istemişler. Öyle bir yazı yazılmış ama 50 kişiye izin verilmiş. Yani bu kısıtlama, hayır itfaiye eri almazsın diye yapılan kısıtlama işte belediyelerin elinin zayıflamasına neden oluyor. O yüzden biz ihtiyacı doğru rakamlarla tespit edeceğiz. Bakanlık da bence bunu vermek zorunda. Yani çünkü burada şey olmaz, yani keyfi bir durum yok. Talepte bulunacağım diyorsunuz. Bakın. Evet, tabii ki. Tabii ki. Peki efendim, çok yani teşekkür ederim. Yani şu anda 700 küsur arkadaşımız var. Bunu bir 300-400 daha en az arttırmamız gerektiğini düşünüyorum.
Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.